Boşanmak çare mi? Çünkü bir şeyin çare olabilmesi için önce sorunu doğru tespit etmek lazım. Bu yüzden boşanmayı sizi sıkıntılardan kurtaracak bir ameliyat gibi görebilirsiniz. Fakat bu ameliyat size gerçekten iyi gelecek mi veya sizi sıkıntılarınızdan kurtaracak mı? Örneğin diyelim başınız ağrıyor. Aspirin kullanarak başınızın ağrısını dindirebilirsiniz. Ama ya baş ağrınız böbreğiniz ile alakalı bir sıkıntıdan dolayı kaynaklanıyorsa? Bu durumda aspirin kullanmanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Aynı bunun gibi bilinçsiz bir şekilde boşanmak isteyen çiftlerin istisnasız şöyle bir özelliklerini görüyorum. Hiçbir şekilde sorunları görmüyorlar. Neden ayrılmak istiyorsunuz? Sorun nedir diye sorduğumda, işte beni önemsemiyor, beni dinlemiyor, çocukça davranıyor, sürekli yalan konuşuyor, sürekli yakama yapışıyor vesaire. Ben de diyorum ki tamam da sorun ne? Çünkü bu saydıklarınızın hiçbirisi sorun değil. Bu saydıklarınızın hepsi bir sorunun belirtileridir. Sorunun dışa yansımasıdır, kendisi değildir. Ve teşhis konmadan atacağın her bir adım seni meçhule götürür. Bakalım ne olacak dersin? Bak sevgili dostum, boşanmak bir ameliyat gibidir. Fakat bu ameliyat sana iyi gelip gelmeyeceğini teşhis koymadan yani sorunu anlamadan nereden bileceksin? Ya sorun eşinin mazide yaşadığı bir travma ile alakalı bir şey ise ve kendi de bundan aslında kurtulmak istiyor ve bir türlü baş edemiyorsa çare hemen ameliyat mı? Belki ufak ama doğru bir ilaç tedavisiyle düzelebilirken geri dönüşü olmayan bir ameliyata gerçekten gerek var mı? Bir de tamamen farklı bir açıdan olaya yaklaşalım. Ya sorun ondan değil de senden kaynaklanıyorsa? Bakın burada suçluyu aramıyorum. Meseleyi anlayalım ki atacağımız adımın doğruluğunu ölçebilelim. Örneğin sana değer vermiyor diyelim, tamam mı? Peki onun sana değer vermeyişi senin kendine değer vermeyişinden kaynaklanıyorsa ne yapacaksın? Çünkü bakıyor ki sen kendine değer vermiyorsun. O da senin bu davranışından cesaretlenip sana değer vermiyorsa ne olacak? Bakın tekrar söylüyorum, haklı veya haksız ben işin o tarafında değilim. Ben toplumsal hayatın bazı gerçeklerine dikkatlerinizi çekmeye çalışıyorum. Çünkü senin kendine olan bakışın veya davranışın değişmedikçe hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Ve senin ondan ayrılman senin kendine değer verdiğin anlamına da gelmeyecek. Çünkü ayrıldıktan sonra oluşan o boşluğu diyelim çocuklarınla dolduracaksın veya annen babanla veya tekrar evleneceksin. Onlar da sana aynı davranacaklar. Çünkü senin kendine karşı olan tutumun onların sana karşı olan davranışlarını belirleyecektir. Ve ayrıldıktan sonra hayatında hiçbir şeyin değişmediğini görünce hayal kırıklığına uğramayacak mısın? Dolayısıyla arkadaşlar, teşhis konmadan, sorun nedir tam anlaşılmadan atacağınız her bir adım sizi maalesef bir bilinmezliğe götürecektir. Bundan dolayı sorunun ne olduğunu anlamadan ve çözüm var mı yok mu bunu bilmeden böyle bir adım atmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Boşanmayla alakalı bir noktaya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da danışanımın ifadesiyle anlatacağım. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Dedi ki, hocam evliliğimi ayakta tutmak için elimden geleni yaptım. Yuvam dağılmasın diye o kadar uğraştım ki anlayamazsınız. Ama o ne yaptı biliyor musunuz hocam? Ardına bakmadan gitti. Ben de dedim ki bakın sizi kızdırmak için demiyorum ama ne bekliyordunuz ki? Arkadaşlar evliliği bir şirket gibi düşünebilirsiniz. Aynı bir şirket gibidir. Tek başınıza o şirketi kuramazsınız. İlla ki bir ortak şart. Şimdi siz sevdiğiniz birisiyle o şirketi kurmaya karar verdiniz. Ama yeri sen tutuyorsun. Şirket masraflarını sen üstleniyorsun. Mobilyasıdır, faturasıdır, vergisidir. Yani her şeyi sen karşılamaya çalışıyorsun. Ortağına da diyorsun ki sen orada otur ben her şeyi hallederim. Yeter ki sen gitme. Şimdi işler bir gün iyi gitmeyince ne olacak biliyor musun? Alacak ceketini ve diyecek ki ya fazla da zorlamaya gerek yok. Olmuyorsa da olmuyor. Niye biliyor musun? Çünkü onu o şirkete bağlayacak hiçbir bedel ödemedi de ondan. Ve senin fedakarca bütün sorumlulukları üstlenerek sürekli bedel ödemen
onun için hiçbir şey ifade etmiyor, biliyor musun? Bu yüzden aşırı fedakarlık duygusuyla eşinizin sorumluluklarını üstlenmeyin. Evliliğinize iyi bir şey yapmazsınız arkadaşlar. Bakın, yardımlaşın. Bu başka. Ama sorumluluklarını üstlenmeyin. Şunu da yeri gelmişken ifade edeyim. Eğer eşiniz kasıtlı bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmiyorsa ve bu konuda ısrar ediyorsa, o zaman videonun başında anlattığım her şeyi unutun. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Hem evliliğin sefasını süreceksin, hem de cefasını başkasına yükleyeceksin. Evliliğinizin selameti için böyle bir şeye müsaade etmeyin. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.